Faruk Beşer Yaşlılar problem değil, cennettirler. Geldik asıl meseleye. Yaşlı bakımının ideal olanına, onlara çocuklarının ihsan ile bakması meselesine. İhsan, kulun yaptığı işi Allah'ı görüyor gibi en mükemmel şekliyle yapmasıdır. Hem yaptığı işin güzel olması hem de o işi en güzel şekliyle yapması. Allah sadece kendisine kulluk edilmesi hükmünün yanı başına anneye babaya ihsanda bulunmayı koymuştur. Dikkatle bakıldığında bunu bildiren ayette konumuz olan yaşlı bakımı meselesinin en önemli ipuçlarının bulunduğunu görürüz. Önce meali verelim. Rabbin sadece ona kulluk etmeniz ve annenize babanıza ihsanda bulunmanız hükmünü koymuştur. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanındayken yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara güzel konuş, tevazu kanadını onlara merhametle indir ve de ki Ey Rabbim onlar beni küçükken nasıl baktılarsa sen de onlara öyle merhamet eyle. Rabbiniz sizin içinizi bilir. Eğer siz onun beğendiği kullar olursanız tam tövbe edenler için o elbette gafurdur, günahları çokça bağışlayıp siler. Akrabanın, muhtaçların ve yolda kalmışların haklarını da ver. Gereksiz harcamalar da yapma. İsra 23-26 Demek ki Allah'a kulluğun gereği, anneye babaya ihsanda bulunmaktır. Yani onlara hem gereken iyiliği yapacaksınız hem de bu yaptığınız içten ve isteyerek olacak. Yaşlıya bakmada en önemli nokta burasıdır. Onların ihtiyaçları konusunda her şeyi yerine getirmiş olabilirsiniz ama bu kalpten sevgi ve merhametle, ihsanla değilse eksik olur. Bugün beden dili diye bir şeyden söz edilir. Biz ona kalpten kalbe yol vardır deriz. Onlar sizin gülümsemenizin bile içten olup olmadığını anlarlar. Onlar için yaptıklarınızı yük ya da daha ilerisi ölse de kurtulsak diye düşünüyorsanız, onlara bakmış olsanız dahi bunu ihsan ile yapmıyorsunuz demektir. Allah mesela çocuklarınıza merhametle bakın demiyor. Çünkü insanın çocuğuna bakacağı merhameti, şefkati ve sevgiyi o zaten annesinin babasının fıtratına koymuş. Artık böyle yapın denmesine gerek kalmamış. Ama çocukların anne babasına bakması söz konusu olduğunda, tevazu kanadını onlara merhametle indir buyurmuş, yani bu görev duygulardan çok akla ve imana bağlanmış. Arkasından da bunun ölçüsü verilmiş. Ve de ki, ey Rabbim onlar beni küçükken nasıl baktılarsa sen de onlara öyle merhamet eyle. Yani ihsan ile davranıp davranmadığını bununla test edebilirsin. Bakalım onlar için yapılacak her şeyi yaptıktan sonra böyle bir dua da edebiliyor musun? Sen küçükken onlar sana yaşaman için bakıyorlardı. Sen de şimdi içinden gelerek bunu onların yaptığı gibi yapabilecek misin? Onlara o merhamet hissini duyabilecek misin? İnsan bazen kendisini de kandırıp bunu göstermelik olarak yapabilir. Ama Rabbiniz sizin içinizi iyi bilir. Bakalım içten gelerek mi yapıyorsunuz, yüksünerek mi? Bu konuda hatalarınız olursa, sizin kendinizi düzeltmeniz halinde, Allah onları bağışlar ve size her kademede, bu ihsanı yaşama şansını tekrar verir. Ayet-i Kerime'de dikkat çeken bir hususta şudur, Böyle ihsan ile bakımı herkes öncelikle annesi babası için yapacaktır. Ancak bu şansa sahip olmayan yaşlı yakınlarınız da bulunabilir. O zaman akrabanın muhtaçların ve yolda kalmışların haklarını da vermelisin. Burada ihsan ile bakmaktan ziyade vermek vardır. Yani size muhtaç olan yaşlı bir yakınınızın bakılmasına da katkıda bulunmalısınız. Hakları deyince de bu sadece maddi vermeler değildir. İlgi, sevgi ve sıla da onların hakkıdır. O halde bunu bir lütfunuz olarak görmeyeceksiniz. Aksine bu sizin üzerinizde onların hem dinen ahlaken hem de hukuken bir haklarıdır. O halde yaptığınızı minnetle yapmayacaksınız. Evet yaşlılara insana yaraşır biçimde bakmanın merkezinde bu inanç ve bu varlık görüşü vardır. Sizin sebebi vücudunuz, varlık alanına çıkmanızın son halkası olan anne babanızdır. Onları da Allah var etmiştir. O halde Allah'a da onlara da şükretmelisiniz. Lokman 14. Bunun tek istisnası onların sizden Allah'ın emrine zıt bir talepte bulunmalarıdır. O zaman da kural şudur. Halika isyan ederek mahluka itaat edilmez. Eğer meseleye böyle bakılırsa yaşlılık problem olmaz, nimet olur ve mesele kökünden halledilmiş olur. Annesinin babasının yaşlılığını görüp de cennete girmeyi başaramayanları Resulullah yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun diye azarlamıştır. Biz biliyoruz ki halen pek çok duyarlı mümin yaşlılarına böyle ihsan ile bakabilmektedir. Demek ki bu durum idealdir ama ütopya değildir. Yapılabilir. Bunun hukuki desteği de olmuş olsaydı bu güzellik çok daha yaygınlaşmış olurdu. Evet, bu elbette işin ideal boyutudur. Ama Adem oğlunun bulunduğu her yerde hatalar ve eksikler de bulunacaktır. O halde yaşlılara bakmada olması gereken asgari insani sınır nedir? Göreceğiz. Faruk Beşer, Yeni Şafak